Merhaba çocuklar. Bölme işlemi problemlerinin ikinci etkinliğiyle tekrar karşınızdayız. Linki ben yine videonun alt kısmına bıraktım. İsteyenler oradan temin edebilirler. Fazla vakit kaybetmeden hemen soruların çözümüne başlayalım. Koca ayı ve Maşa balık tutmak için göl kenarına gidiyorlar. Koca ayı 11, Maşa ise 7 tane balık tutuyor. Balıkların hepsini eşit şekilde paylaşıyorlar. Her biri kaç balık almıştır? Evet. Koca ayı ve Maşa'nın ilk olarak toplam tuttuğu balık sayısını bulmamız lazım. Koca ayı 11 tane, Maşa da 7 tane balık tutmuş. Ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Toplam 18 tane balık tutulmuş. 18 tane balığımız var. Bu 18 balığı koca ayı ve Maşa aralarında paylaşacaklar. Öyleyse kaça böleceğiz? 2 kişi oldukları için, 2 kişi paylaşacakları için 2'ye böleceğiz. 18'in içerisinde kaç tane 2 var arkadaşlar? Daha önceki videolarımda çarpım tablosunu detaylı olarak paylaştım. Farklı farklı videolar mevcut. En son Tel Ali, TRT'nin sevilen kahramanı Tel Ali konseptiyle videolar hazırladım ki ilginizi çeksin, kolay öğrenin diye. İsterseniz yukarıya tıklayarak çarpım tablosu videolarına tekrar ulaşabilirsiniz. 18'in içerisinde 2, 9 kere var. 9 kere 2, 18, kalan 0 diyoruz. Cevabımız, şuraya yazalım, 9. Geldik ikinci sorumuza. Remzi akşam arkadaşları ziyarete gelmiştir. Remzi buzdolabından çıkarttığı 27 tane portakalı 3 tabağa eşit şekilde paylaştırmıştır. Her bir tabakta kaç portakal vardır? Evet, soruyu iyi anlayalım. Bizim bölünenimiz, yani toplam sayımız 27. Bu 27 tane portakalı 3 tabağa eşit şekilde paylaştırılacak. Yine bölme işlemi yapacağımızı buradan anlayacağız. Yani 27'yi 3'e böleceğiz. Kaç kere var? 3 kere 9, 27 olduğu için 9 kere var diyoruz. Evet, cevabımız 9 olmuş oluyor. Soru 3. Tanju marketten aldığı 48 gofretin 16 tanesini yedi. Geriye kalan gofretleri 4 kutuya eşit şekilde yerleştirdi. Her bir kutuda kaç gofret vardır? Evet, burada iki işlemimiz var. İlk olarak toplam gofret sayımız 48'di. Şuraya yazalım. Tanju bu 48 gofretin 16 tanesini yemiş. Bayağı yemiş. Şimdi geriye kalan gofret sayısını bulmak için çıkartma işlemi yapacağız. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Öyleyse 48, başlangıçtaki gofret sayımız 48'di. Şu an ise 32 kaldı. Yani 32 tane gofretim var benim şu anda. Bu 32 gofreti 4 kutuya paylaştıracağım. Öyleyse 4'e böleceğim. 32 bölü 4 dersek kaç kere var 32'nin içinde? 4, 8 kere var. Cevabı bulmuş oluyoruz. Cevabımız 8 arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Mandalina'nın yaptığı bir bölme işleminde bölünen sayı 35. Bölen sayı 5'tir. Bu bölme işleminde bölüm kaçtır? Evet, hatırlayalım. Bölme işleminin elemanlarını hatırlayalım. Bölme işlemi işaretimizi koyduk. Evet, buraya yazacağımız sayı bizim neyimizdi? Bölünenimizdi. Bölünenimiz kaçmış? 35 yazdım. Buraya yazacağımız sayı bölendi. Buraya da böleni yazdık. Yerlerini yerleştirdiğimiz zaman anlıyoruz ki bize 35 bölü 5'i soruyor. Eğer bu kavramları bilmezsek kafamız karışır ve hata yaparız. Pekala. 35 sayısının içerisinde kaç tane 5 var?
Hemen beşer beşer hızlıca saydığımız zaman 7 kere olduğunu buluyoruz. Ve 7 ile 5'i çarpıyoruz. Ve sonuç çıkartılıyor. Cevabımız da 7 bulmuş oluyoruz. Evet, soru 5. Garfield 27 tane balığı sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeğinde eşit olarak yemek istiyor. Her öğünde kaç balık yemelidir? Evet, kaç tane balığımız varmış bizim? 27 tane. Yazdım. Yani bu arada yazı zor oluyor bilgisayardan yazılması. O yüzden bu kadar çirkin oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi sabah, öğlen ve akşam öğünleri. Toplam kaç öğün var? 3 öğün var. Öyleyse 27'yi toplam 3 öğüne eşit olarak dediği için bölmek zorundayım cevabı bulmak için. Cevabımın 9 olduğunu bulmuş oluyorum. 9 kere 3, 27 yapar. Cevabımız 9. Gördüğünüz gibi sorular gayet kolay. Ama bu soruları çözebilmek için olmazsa olmazımız çarpım tablosunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden bol miktarda çarpım tablosu ile alakalı video yükledim. Lütfen bu videoları izlemediyseniz tekrar tekrar izleyin. Çarpım tablosunu adınızı, soyadınızı bilir gibi duyar duymaz söylemeniz gerekiyor diyorum. 6. soruya geçiyorum. Evet. Akıllı tavşan Momo tarlasından 4 deste havuç toplamıştır. Topladığı havuçları 5 poşete eşit şekilde doldurmuştur. Her bir poşette kaç havuç vardır? Evet çocuklar, biz matematikte hiçbir şeyi boş yere öğrenmiyoruz. Öğrendiğimiz her bilgi her defasında karşımıza bir soru olarak çıkmış oluyor. Evet, burada ilk sorumuz, normalde biz birinci sınıftayken direkt size bunu soru olarak soruyorduk, değil mi? 4 deste kaç eder diyorduk. Bakın şimdi 4 deste o kadar kolay bir bilgi haline geldi ki sorunun içerisinde küçük bir soru var. Önce 4 destenin kaç olduğunu bilmek zorundayız. Çok kolay artık bize bu soru. 40 olduğunu biliyoruz. Yani soru şu hale gelmiş oldu. Akıllı tavşan Momo tarlasından 40 havuç toplamış. Topladığı havuçları 5 poşete. Yani 5'e paylaştıracağız. 5'e ne yapacağız? Böleceğiz. 40 bölü 5. 5'er 5'er saydığımız zaman 8 kere olduğunu bulmuş oluyorum. Yani cevabım 8. Gördüğünüz gibi her bilgiyi sürekli yeni bilgiler ekleyerek, sanki Lego'nun üst üste Lego parçalarını takarak büyük bir kule yaptığımızı düşünelim. Her geçen sene, her sınıfta öğrendiğimiz bilgileri birleştirerek daha büyük parça haline getirmiş olacağız. O yüzden matematik çok eğlenceli bir ders. Sürekli tekrar etmiş oluyoruz bildiklerimizi. Diyoruz ve 7. soruya geçiyoruz. Evet, soru 7. Doru ve arkadaşları çiftlikte yaşamaktadır. Doru ve arkadaşlarının ayak sayısı 40'tır. Bu çiftlikte kaç tane at vardır? Çok güzel bir soru. İlk olarak atların kaç tane ayağının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sakın 2 demeyin. Atların toplam 4 tane ayağı var. Öyleyse 4 tane, bir atın 1, 2, 3, 4 ayak ne yapıyor? Bize şöyle bir çirkin bir at çizelim buraya. Evet. Bir atta 4 ayak varsa kaç tane 4 40 ediyor? Bunu bulmak zorundayız. Şimdi bir atta 4 tane ayak var. 4 çarpı soru işareti diyelim. Kaç yapıyor? 40 yapıyor. Farklı yoldan çözüyorum bu soruyu. Şimdi soru bana bu şekilde soruyor. Peki ben bu şekli çözebilmek için ne yapmam gerekiyor? Bu kutuyu bulmam için 40'ı 4'e bölmem gerekiyor. 40 bölü 4 de kaçtır? 10'dur. Bölme işlemi yapmadan soruyu şu hale getirebilirsem bu haliyle de çözebiliyorum. 4 ile kaçı çarparsam 40 eder, 10'u çarparsam. Ve son sorumuza geçelim. Evet, 8. ve son sorumuz. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre Keloğlan yıldız ve yıldız çarpı
gülen surat işleminin sonucunu kaç bulmuştur? Şimdi önce benim yapmam gereken şey yıldızın kaç olduğunu bulacağım. Yani 18'i 3'e böleceğim, yıldızı bulacağım. 20'yi de 4'e böleceğim, bu gülen suratı bulacağım. Bulduğum sayıları ne yapmamı istiyor? Bakın burada işaret görüyoruz. Çarpmamı istiyor. Öyleyse çarpacağız onları da. Pekala, yapalım şimdi. 18 bölü 3 6'dır. 20 bölü 4 de 5'tir. Öyleyse yıldız 6, gülen surat da 5. Ne yapmamı istiyordu? Çarpmamı istiyordu. Çarpalım. 6 kere 5, 30 diyoruz ve sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Evet çocuklar, bu şekilde etkinlikler, problemler çözmeye devam edeceğiz. Ben bir gün öncesinden bu etkinlikleri size atarım. Siz bunları çözersiniz. Daha sonra da saat 4 gibi videoyu yayınlarım. Buradan da kontrolünü sağlamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara çözüp çözmediğinizi yazabilirsiniz. Kontrol etmiş oluruz. Hem de bu sayede video daha çok kişiye ulaşmış olur. Ne kadar çok beğeni ve yorum olursa bir videoda, video o kadar çok kişiye ulaşmış oluyor. Çünkü sıralamada yukarılarda çıkmış oluyor. Bu yüzden bunlar da önemli. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.